Merhaba. Bu dersimizde slice'lar konusunda yani dilimlerde örnekler yapacağız. Bunun için zaman kaybetmeden hemen örneğimizi yapmaya başlıyorum. Bir array üzerinden bir slice oluşturmayı öğreneceğiz öncelikle. Önce bir array oluşturuyorum. MyArray adında. İki nokta üst üste eşittir. Burada başlangıç değerini Automatic size dediğimiz bir kendisi bizim vereceğimiz değere göre oluşturacak şekilde diziyi oluşturuyorum. Şurada verdiğim eleman sayısı adedince elemana sahip bir dizi oluşturacak arka planda. MySlice şimdi de bu array üzerinden bir slice oluşturacağım. Ve diyorum ki MyArray yine köşeli parantez arasına sadece iki nokta üst üste koydum. Bu da şunların içerisindeki bütün elemanların sayısı ve elemanlar anlamına geliyor. Ve fmt print line diyorum. Ve myslice'ı ekrana yazdır. Bakın ben sadece slice ile ilgilendim ve slice'ın verisini ekrana yazdırdım. Peki şöyle bir şey yapsak myslice 0. indeks desem 1 desem ondan sonra tekrar bunu yazdırsam bakın önce 45'ti sonra 11 oldu. Peki bir de array'i yazdıralım. Üçüncü olarak da array yazılacak. Bakın tanımlamada söylediğim gibi önce array 45, 23, 43'tü. Sonra slice oluşturdum ve slice'ı ekrana düzeltiyorum. Hepsi slice'ın verisi zaten. İlk önce array'i göstermedim. Şurada slice'ı array'den oluşturdum ve slice'ı yazdırdım. 45, 23, 43. Ondan sonra slice'ın 0. indeksini 11 yaptım. Şurası 11, 23, 43. Ondan sonra da dedim ki bir de array'e bakayım. Dizinin kendisine bakayım. Hani açıklama kısmında şöyle demiştik. Slice'lar aslında slice üzerinde bir değişiklik yaparsanız array'deki gerçek veriyi etkiler, değiştirir. Çünkü slice'lar veri tutmazlar demiştik. Bu da bunun açık ispatı oluyor. Bu şekilde basit bir örnekle bunu da soru işareti olarak soru işaretini noktaya çevirmiş olduk. Şimdi farklı bir örnek yapacağız. Colors. Burada string oluşturuyorum. Ve değerlerini red, green, blue diyorum. Şöyle. Ve bunu ekrana yazdıracağım. Colors olarak yazdırdık. Sonra önce bir şunu yazdırayım. Bakın veri aldık. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki bu slice'a herhangi bir veri eklemesi yapabilir miyiz? Yapabiliyoruz. Bunu bir liste gibi düşünebilirsiniz artık. Hani demiştik ya dizilerin daha esnek ve gelişmiş işlem yapabilme halidir. O yüzden veri eklemesini de daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela kalırsa şunu diyorum. Append diye bir function var. Slice'larda kullanılan. Append'a diyorum ki şunu da görelim önce. Bakın Append'ın parametreleri öncelikle tip alıyor benden. Yani neye ekleme yapacaksın diyor. Ben kalırsa ekleme yapacağım diyorum. Ve neyi ekleyeceksin? Purple. Burada yapacağı işlem şu. Append function'ın buradaki nesneye şu veriyi ekleyip sonra da geriye dönecek.
geriye döndüğünde de kalırsa bunlar eklenmiş olacak. Yani eklenen veriyi ona aktaracak. FMT tekrar println ve colors. Tekrar bakalım. Önce red, green, blue'du. Sonra red, green, blue ve purple oldu. Ve ekleme işlemi başarılı. Biraz daha işi güzelleştirelim. Gene append kullanacağım. Colors. Append diyorum. Diyorum ki colors'ın köşeli parantez 1 2 nokta üst üste len colors. Şöyle bir okuyalım kodu. Dedim ki ekleme yapacağım ama bunun veri aralığını şöyle planladım. Slice yöntemiyle planladım. Dedim ki colors'ın birinci elemanından başlayacaksın. Nereye kadar? Colors'ın uzunluğuna kadar. Colors'ın eleman sayısına kadar. Diyelim. Birden başla colors'ın eleman sayısına kadar. Bu da şunla aynı hesaba geliyor aslında. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tekrar colors'ı yazdırıyorum. Red, green, blue, purple'dı. Şimdi green, blue, purple oldu. Çünkü red'i yani 1, 1'den başla demiştik. Haliyle 1'i saymadı. Red'i buradan çıkarmış oldu. O yüzden de kalırsa tekrar eklemedi bunu. 1 hariç yani red hariç diğerlerinin 3'ü de eklendi. Küçük bir örnek daha yapalım. Gene colors. Append. Gene slice mantığında yapıyorum. Len. Colors. Eksi 1'i olacak bu sefer. Şimdi bakalım. Bu sefer son elemanı almıyorum. Bakın en son 1'i almadığımızda green, blue ve purple vardı. Bu sefer sondan birinci elemanı eksi 1 dediğimde onu çıkardım. Ve green ile blue kaldım. Burayı temizliyorum gene. Şimdi yeni örneğimizde bu slice oluşturma işlemini farklı bir yöntemle yapacağız. Burada da numbers nesnesi oluşturuyorum. Ve make function'ı ile bunu yapacağım. Make birkaç yerde kullanılıyor. Diyorum ki make oluştur integer bir slice 5'e 5. Ve numbers 0. eleman değeri 1, 2, 3 olsun. 1. eleman şu olsun. Şöyle hızlandırayım biraz. İki, üç ve dört. Şöyle farklı veriler giriyorum. Evet. Ve bunu ekrana yazdırıyorum. Numbers olarak. Burada herhangi bir sorun yok. Şimdi sorgumuza, kodlamamıza devam ediyoruz. Numbers append yeni bir integer değer ekle. Bu da 342 olsun mesela. Bunu ekleyecek yukarıdaki numbers'a. Ondan sonra da şurayı kapatayım şöyle boşluğu. Tekrar yazdırıyorum. Ve sonra da bu sefer kapasite değerini de yazdıracağım. Hatta bir de len yazdıralım.
Evet. 3, 5 mesela. Slice'ımız 5 elemanlıydı burada. Ondan sonra buna 342 ekledik. 6 elemanlı oldu. Kapasitesi 10. Uzunluğu ise 6. Kapasitesi daha önce belirttiğim gibi. Dizi meselesinde anlattığım gibi. Kapasite ayrıdır. Uzunluk ayrıdır. Derleyici arka planda sizin için en uygun ve en performanslı kaç eleman gerekiyorsa, kaç elemanlı bir dizi gerekiyorsa o kadarlık bir dizi oluşturur ve buna kapasite denir. Siz bunun içerisinde ne kadar alan kullanıyorsanız buna da elemanın uzunluğu denir. Düzeltiyorum. Dizinin ya da slice'ın uzunluğu denir. O yüzden şöyle de özetlenebilir. Kapasite her zaman eleman sayısından fazladır. Fazla olmak zorundadır. Çünkü siz kapasiteyi doldururken yani uzunluk değeri kapasitenin sınırına geldiğinde hemen arka planda bu nesnenin kapasitesi artırılır otomatik olarak. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar da teknik detaylar diyebiliriz. Mesela C# tarafında da örnek vermek gerekirse orada bir list vardır. Aslında buradaki slice oradaki listin mantığında çalışır. Çoğunlukla aynı mantıktadır. Liste arka planda array kullanır aslında. Kendisi bu veriyi tutmaz. Bir dizi kullanır. Ama o dizinin çok farklı yeteneklerini ortaya çıkarmıştır. Daha fazla metot, function vesaire oluşturmuştur. Size kolaylık sağlar. Siz istediğiniz kadar veri gönderirsiniz list içerisine. O hiçbir zaman kapasitem doldu demez. Ama arka tarafta şöyle çalışır. Siz diyelim ilk liste oluşturduğunuz zaman 4 elemanlı bir liste oluşturur. C# tarafından bahsediyorum. 4 elemanı da doldurduğunuz zaman 5.'yi eklemek istediğinizde bunu 2'ye katlar. Kapasitesini 2'ye katlar ve 8 yapar. Ama elemanınız 5. Sonra 8'e geldiğinizde 8 elemanı doldurdunuz. 9'uncuyu ekliyorsunuz. Bu sefer gene size ben doldum demez. Kapasitesini 2'ye çıkarır arka planda. Daha fazla hafıza alanı alır. Bu sefer eleman sayısı 8'den 16'ya çıkar. Sizin elemanınız ise 8'den 9'a çıkar eleman sayınız mesela. Burada da aynı mantık var aslında. Bunun nedeni de performans artırmaktır. Hani ikiye katlama olayı. Çünkü toplu veri eklemeleri gerçekleştirdiğiniz zaman her seferinde hafızadaki nesneyi yeniden oluşturmak, onu başka bir yere kopyalamak falan, her item için bunu yapmak çok yanlış bir karar olur. O yüzden bunu doğrudan ikiye kattırıyor. 500 elemanlı bir listem varsa 501'i yüklemeye çalıştığında 1000 elemanlı yapıyor. Çünkü bu kapasiteye ihtiyacım var demektir. Evet, slice'larla ilgili temel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Genel olarak kullanımı da bu şekildedir diyebilirim. Veri ekleme, işte başka bir dizi üzerinden bir slice, dilim alma yani kesme işlemi gerçekleştirip oradan o bölümü elde etme vesaire gibi diyebiliriz.